Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videoda Trevor'la birlikte GTA 5 oyunundaki deniz araçlarını inceleyeceğiz. Şu anda yat limanının olduğu yerdeyim. Hemen aşağı doğru inelim. Burası herkesin teknesini vesaire ne deniz aracı varsa bunları park ettiği bir alan. Biz tabii ki menu modumuzdan yapacağız bunların hepsini. Öncelikle Vehicle Options'tan Bot seçeneğindeki bütün araçlara bakacağız. Hatırlarsanız arkadaşlar daha evvelden Süper ve Sport kategorisinde bulunan bütün arabaların hepsini incelemiştim tek tek sizler için. Şimdi de deniz araçlarını inceleyeceğiz. Belki ilerleyen zamanlarda helikopter, uçak gibi kategoriler içinde ayrı bir video yaparım. Bot seçeneğine giriyorum arkadaşlar. Ve en üsttekinden başlıyorum. Yalnız benim suya atlamam lazım önce. Çünkü direkt aracın içerisinde olacağım. Evet. Böyle bir tekne geldi. Şöyle dışını bir göstereyim. Yelkenli bir tekne bu sanıyorum ki. Bayağı da uzun ve şık bir şeye benziyor. Trevor'da gördüğünüz gibi dümende. Birazcık şimdi ileriye doğru gidelim bakalım. Bir yollanalım. Yani buradaki limanın içerisinden çıkalım. Öncelikle dışını inceleyeceğiz. Sonra da nasıl gittiğine bakacağız. Lisedeki bütün deniz araçlarını inceleyeceğim. Evet, bu bayağı havalı, lüks bir şeye benziyor. Çok hızlı giden bir şey değil ama bilginiz olsun. Yani şu an W tuşuna basılı tutuyorum. Yapabildiği hız bu. Biraz daha bekleyelim bakalım. Yani mutlaka biraz daha hızlanacaktır. Ama seri bir araç değil. Yani çok yavaş hareket ediyor. Kalkışı çok yavaş. Belki ağırlığına göre normal olabilir. Onu da bilemiyorum artık. Dışarıdan da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen bir altındakine bakabiliriz. Evet, bir altındakini seçince önümüze düştü. İçinde değiliz. Bu sanırım mini sub'ın biraz daha gelişmiş arkadaşlar. Bunlara en son bakalım biz. Onun bir altındakine geçiş yapalım. Evet. Bunları inceleyelim. En sonda denizaltı olanları inceleriz. İkinciyi atlamış oldum. Evet, bu biraz Zodiac gibi. Yani hatta Zodiac diyebilirim. Ona benziyor. Dışarıdan bu şekilde gözüküyor. 4 tane koltuğu var. Arkada da 2 tane motor var. Çift motorlu. Evet, kalkış gayet seri. Gördüğünüz gibi. Gidiş hatta bu şekilde. Trevor da oturduğu yerde kullanıyor. Vay, denizde yüzenler var. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir diğerine geçelim. Bu da neredeyse diğerinin aynısı gibi. Hatta yan yanayken bir kıyaslayalım bakalım. Ha, bunun 2 tane koltuğu var. Onun 4 tane koltuğu var. İkisi de çift motor. Bir de onun arkada böyle lamba gibi bir şey var. Ha, bir dakika, Trevor'ın sırtında tüp falan var ya. Evet arkadaşlar, bununla beraber Trevor'a da bir ekipman geldi. Bakın, yüzünde gözlük var. Sanıyorum ki sırtında tüp var. Oksijen tüpü. Böyle bir ekipman geldi.
Bunun koltuk sayısı az. Bir de kuyruk kısmında onun lambası falan var. Bir demir var. Bunda o yok. Evet, bu da onun kadar hızlı ve seri. Kanalın içerisine doğru girelim. Burada daha az dalga var. O yüzden burada test yapabiliriz. Bu da bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Hemen bir diğerine bakalım. Bunların isimleri de aynı neredeyse ya. Bu da az öncekine benziyor. Bu da 4 koltuklu. Evet. Bundan bir öncekine benziyor arkadaşlar. Yani şu arkamdaki değil de ondan bir öncekine benziyor. O da 4 koltukluydu. Artık ne farklılıkları var bilemiyorum. Bunun sesi biraz daha değişik geldi ama bana. Evet, buradan dönemedik. Evet, Tornistan da gayet hızlı. İlk aldığım tekne çok yavaştı, çok ağırdı. Tabii şimdi bunlar daha seri geldi bana. Hemen bir diğerine bakabiliriz. Speeder demiş. Neymiş bu? Bu güzelmiş ya. Evet, şöyle bir inceleyelim arkadaşlar hemen. İçerisinde bir tane koltuk var bunun. Sürücü için ama arka tarafta U şeklinde bir oturma alanı var fark ettiyseniz. Ahşap görünümünde. Arkada da böyle basamakları falan var. Gayet havalı duruyor. Çok da seri bir kalkış yapıyor fark ettiyseniz. Bayağı da hızlı gidiyor. Manevra kabiliyeti de oldukça iyi diyebiliriz. Güzel döndü yani. Evet arkadaşlar, gayet hızlı, seri, lüks bir tekne diyebilirim bunun için. Hemen bir diğerine bakalım. Jetmax demiş. Evet, bu da hızlı. Şöyle bir inceleyelim hemen. Diğeri ahşap görünümündeydi. Yani ahşap kaplamaydı. Bu ise daha modern, kompozit sanıyorum ki artık neden yapılıyorsa. Bunun arkasında basamak yok ama ufak bir çıkıntı var. İçerisinde de iki tane koltuk, bir de arkada U şeklinde oturma grubu var. Şöyle göstereyim tekrar. Ama diğeri tabii daha güzeldi yani görsel anlamda. Gidişatta bence iyi. Sesi biraz daha az, az öncekine göre. Ama hızı güzel yani. Tabii motorların da sesleri değişkenlik gösterebiliyor. Evet, marinanın içerisinden çıkalım. Burada yoksa çok vuracağız biz sağa sola. Tabii araba gibi anında dönemiyorsunuz maalesef denizde olduğunuz için. Suda gitmek çok daha farklı. Ama güzel gidiyor. Biraz gidelim sonra bir diğer deniz taşıtına geçelim.
Evet, B6'nda bu belli zaten polislerin kullandığı sanıyorum ki üzerinde de polis yazıyor zaten. Önünde bayağı sivriymiş ya. Gayet sivri bir tekne. Yanlarda ağırlıklar var. Üstünde bir radar var fark ettiyseniz. Trevor'ın sırtındaki tüp gözündeki gözlük de kaldı bu arada. Ya orta hızda diyelim. Diğerleri daha hızlıydı bundan. Orta hızda gidiyor bu. Bunda da çift motor var aslında ama. Aslında polisinki daha hızlı, daha güzel olması lazım. Suda diğer insanlara yetişebilmek adına. Bunun da böyle bir gidişi var arkadaşlar. Hemen bir alttakine bakalım. Çok fazla oyalanmayalım. Evet, bunda böyle bir tipi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İçerisinde iki tane koltuk var ama yan tarafında oturma yerleri var. Arka tarafa doğru, kuyruk kısmına doğru fark ettiyseniz. Bayağı da süratli gidecekmiş gibi duruyor. Sesi de motorlu testere gibi böyle bir sesi var. Gidişi de bu şekilde arkadaşlar. Şuradan dönüşümüzü yapalım. Bir diğerine geçelim hemen. Evet, bunun tipi birazcık kıytırık diğerlerine göre. Farkındaysanız. Yani bunun ön tarafta ve arka tarafta U şeklinde oturma yerleri var. İki tane de koltuğu var. İşte ön kısmı değişik bunun biraz. Böyle bir çukurluk bir oyuntu var. Diğerlerine böyle bir şey yoktu. Bir de gidişine bakalım. Hani araba gaz yemiyor derler ya, böyle gaza basarsınız çok fazla bağırır ama gidişi yavaştır. Onun gibi bir şey açıkçası. Yani bununla yolculuk etmek istemem şahsen. Arkada sanıyorum bir tane motoru var. Tek bir pervane görüyorum ben. Evet. O yüzden hemen bir diğerine geçebiliriz. Tropik demiş. Tropik artık neyse. Bu tabii daha lüks ve modern duruyor. Tepesinde de böyle bir afilli şeyi var. İçerisinde bakalım iki tane koltuk var. Yine arkada U şeklinde bir oturma yeri var. Bakalım nasıl gidiyor. Evet, bunda da iki tane motor var. Bayağı önünü kaldırıyor yani. Biraz suda, biraz havada gidiyor. Şöyle bir dönüş yapalım bakalım. Bir de dönüşünü görelim. Bunların hepsini ben de kullanmadım arkadaşlar daha evvelden. Sizler için inceliyorum, hem de kullanmış oluyorum aynı zamanda. Hemen bir diğerine geçelim arkadaşlar. Evet, bu bildiğimiz Jetski. Orada daha farklı bir isim yazıyor ama bunu artık bilmeyen yok. Bunlar tabii daha ufak ve daha hızlı, daha pratik oluyor genelde. Kullanış olarak bakın biraz daha çevik, dönüşleri falan çok daha iyi yani. Anında cevap verebiliyor. Sola döndüğümüz zaman anında sola dönüyor. Böyle karada da gidebiliyor biraz hatta fark ettiyseniz.
Ama tabii bir yere kadar. İnelim. Hemen bir diğerine geçelim. İnince çıkartmış oldu tüpü. Altında yine aynısından var. Suyun içine bir girelim önce. Evet. Bu da bir jet ski ama rengi mi değişik artık, tipi mi değişik? Diğeriyle ne farkı var? Şöyle bakalım. Bir öncekinden hemen yan yana koyalım, kıyaslayalım. Var mı çok büyük farklılık? Pek farklılık yok yani. Rengi boyası değişik. Aşağı yukarı. Evet. Biz bunu incelemeye devam edelim. Bu da gayet güzel gidiyor. Hızlı ve çevik diyebiliriz. Zaten bu araçlar diğerlerine göre, yani teknelere göre daha çevik. Daha ufak araçlar, daha küçük araçlar. Normalde tekneyle buradan dönmem zordu. Ama bununla gördüğünüz gibi çok basit. Tabii boyu da kısa, o avantajı da var. Evet arkadaşlar, bir altında submarine diyor. Submarine biliyorsunuz ki denizaltı. Yani daha küçüğü denizaltının. Enter diyelim. Evet, bunun da içine giremedik. İnelim. Ve kendimiz manuel olarak binelim. Otomatik olarak içine girmedi çünkü. Evet arkadaşlar. Bir de evet arkadaşlar, şimdi denizaltı submarine incelemesi yapacağız. Biraz derinliklere doğru gidelim çünkü kıyıda bununla zor gideriz. Gördüğünüz gibi ışıkları da var. Bununla görev de yapmıştık. Hikaye modunda görev yapanlar hatırlayacaktır. Submarine'le görevimiz vardı arkadaşlar. Birazcık suyun altına doğru girelim. Evet, şimdi inceleyebiliriz. Önden bu şekilde kocaman bir camı var. Işıkları var. Haliyle suyun altı karanlık olduğu için aydınlatmak amacıyla. Arkada bir motoru var. Buranın suyu da kirliymiş ya. Bir şey gözükmüyor çok fazla. Evet. Biraz daha yukarı çıktım sizler için. Aşağısı daha bulanık sanırım. Arkada bir tane böyle motoru var. Pervane var. W'ye bastığımda bakın dönüyor ve ileriye doğru gidiyorum. Dışı bu şekilde gözüküyor. Suyun altında dilediğiniz gibi dolaşabilirsiniz bununla. Trevor da içerisinde oturuyor. İçini çok da göremiyoruz. Bir açıyı değiştirelim bakalım. Evet. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Kamera açısıyla bu kadar gözüküyor. Koltukları falan göremiyoruz yani. Bir de ikinci sırada vardı arkadaşlar. Buna benziyor. Hemen onu açalım. Hatırlarsanız şu. Sonra bakarız demiştim. İkisini birlikte kıyaslayalım. Bunu gördük. Şimdi de buna bakacağız. Ona da binmemiz gerekecek ama. Aşağı yukarı birbirine benziyor zaten. Bir binelim içerisine. Evet, suyun altına dalış yapabiliriz. Bu biraz daha büyük arkadaşlar diğerinden.
Bunun ön tarafındaki camı daha çıkıntılı arkadaşlar. Fanus gibi fark ettiyseniz. Tipi biraz daha değişik tabii ki. Ayrıca iki tane motor var. Yani çift pervane var arkasında. Boyut olarak da sanki biraz daha büyük gibi duruyor diğerinden. Bir de şöyle kamera açısını değiştirelim. Bu şekilde bakalım. Evet. Görebileceğimiz açı bu kadar. Bu da bir denizaltı submarine. Bakalım denizin altına ne kadar inebiliyoruz bununla. Öyle bir deneme yapalım. Yani denizaltı ama ne kadar altına inebiliyor acaba? Evet, bir şeyler gözükmeye başladı fark ettiyseniz. Sol üst tarafta bir uyarı çıktı fark ettiniz mi bilmiyorum. Danger diyor. Ne oldu? Oo, cam kırıldı. Öndeki cam kırıldı arkadaşlar. Demek ki çok fazla derine inemiyor. Şu an artık kullanılmaz durumda. Suyun dibine çöktü fark ettiyseniz. Aslında derinlik daha da var ama ben inemedim. Artık işi bitti yani. Neyse biz de inelim. Ne oldu ya? Denizin altına inince yukarı mı çıkılıyor? Demek ki denizin o kadar altına inince bizi otomatik olarak yukarıya atıyor arkadaşlar. Bunu da keşfetmiş olduk. İsterseniz bir kez daha deneyelim. Oo, burası güzelmiş ya denizin altı. Denizin altına doğru iniyorum. Zaten belli bir noktaya kadar inebiliyor. Sonrasında gördüğünüz gibi uyarı verdi. Danger dedi. Tehlikeli dedi. Bakın arkadaşlar sol tarafta uyarı verdi yine. Warning diyor. Yani daha fazla gitme diyor. Bakın şu an danger dedi. Çatırtı sesleri geliyor fark ettiniz mi? Durdum. İlerlemeyi bıraktım ama tabii kendi yavaş yavaş aşağı çöküyor. Evet. Ön taraftaki cam kırıldı. İniyorum arkadaşlar içinden. Ne oldu ya? Direkt yukarı çıkıyor. Demek ki suyun altına fazla inmemize izin vermiyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, GTA 5 oyunundaki deniz taşıtlarını incelemiş olduk Trevor'la birlikte. Hepsini teker teker göstermeye çalıştım sizlere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.